PEEP üzerine konuşacağız. Genel olarak da PEEP'ten bahsedeceğiz. Aynı zamanda tabii ara yerlerde farklı noktalardaki projelere de işte Shiba, Doge gibi bunlara da değineceğimizi söyleyebilirim. Diyor ki PEEP coin nedir? PEEP coin biliyorsunuz çok kısa bir süre içinde çıktı. Yanlış olmasın Nisan ayının 16'sında mı çıktı? 16 Nisan'da çıkmış olması lazım. PEEP'in aslında genel durumu bu şekildedir. Çıkışıyla çok ciddi yükselişler kaydetmiştir. Yaklaşık 6000x gibi korkunç ralliler kaydetmiştir ve inanılmaz yükselişler yapmıştır. Tabi devamında son Binance listelemesinden sonra artık duruldu. Devamında yeni bir kalkış kaydetmek suretiyle yeniden yön yukarı bir hareket buldu diyebiliriz. PEEP bir meme coin'dir. Şu anda piyasanın en büyük 3. meme coin'idir. Özellikle hem uzun vadede sağlamış oldukları ve agresif olmayan faizler ve ödül sistemlerini beğeniyorum. Yatırımcıyı tutma amaçlı bence ideal bir şekilde teşvik ediyorlar. Aynı zamanda vergilendirme mekanizmasının bulunmaması da traderları ve vadeli işlemcileri ciddi ölçüde coin'e çekmekte. Bu da kısa vadedeki işlemcileri büyük ölçüde ne yapıyor? Tetikliyor. Sonuca baktığımızda şu an piyasada doğal haliyle en çok likidasyon ve trader oranları gösteren altcoin'lerden bir tanesidir. Bu da borsalar tarafından listelenmeye çok ciddi eğilimli. Aynı zamanda hareketlerinin doğal bir şekilde yukarı yönlü olduğu ve volatiliteli yani katlama oranının da potansiyel olarak yüksek olduğu aynı zamanda korelasyonlu olduğunu da görebilmemize sebebiyet vermektedir. O yüzden PEEP'i şu anki genel durumda severim yani. 2023 yılında kripto para piyasasına onlarca yeni proje sürüldü. Onlarca ne binlerce proje sürüldü. Onlarca olsa güzel. Ancak bunlar içerisinde diyor en çok konuşulanlardan biri PEEP oldu. Evet. Bizim Türkiye'de çok revaçta olan bir coin değil bu arada PEEP. Fakat ben sevdiğim için bahsediyorum yani PEEP'le alakalı. Çünkü şeyini görüyorum yani belli bir iyi bir mail gördüğüm için ama çok fazla hani şeyin farkındayım. PEEP'e çok fazla talep yok olsun. Herkes tabii kendi yatırımında. Globalde ama korkunç derecede popüler. Hatta belki şu an bile CoinMarketCap trendinde olabilir. Bakın yani burada. Nisan ayında işlemlere başlayan meme coin kısa sürede büyük bir popülarite kazandı. Bu süreçte token'ın fiyatı ise binlerce kat arttı ve onlarca borsada listelendi. Doğru tabii çok ciddi yükselişler kaydetti. Başlangıçta hem anlaşmalı bir balina aktivitesi, devamında da balinaların yaptığı hem kendilerinin kazanıp hem de bir elde tutma ve yüksek patlamalar kazandırmış olduğu bu süreç içerisinde hemen ardından da ne yaşandı? İyi bir PR çalışmasıyla küçük yatırımcıları, farklı balinaları ve traderları da piyasasına almayı başardılar ve iyi bir yükseliş kaydettiler. PEEP, Ethereum ağı üzerine üretilmiş bir kripto para projesidir. Dogecoin ve Shiba Inu gibi temelde eğlence amaçlıdır. Son 20 yılın internette en çok kullanılan karakterlerinden Peep the Frog'dan ilham almaktadır. Doğru. Peep the Frog muhabbeti de galiba 2003'e mi dayanıyor? Öyle bir şey. O denli bir şey olması lazım. Şey olarak Dogecoin'e benzer. Bir tabi kategorize etmek bakımından, meme coin kategorileri bakımından kurbağa teması adı altında çıkan ilk proje değildir Peep. Hani ondan öncesi de var ama şu anda kurbağa temalı projelerin birincisidir ve aslında kategorisinin de bu alt kategorisinin dediğim birincisidir. Aynı zamanda salt meme coin kategorisinde ikincidir. Yani Dogecoin gibi bir salt meme coin'dir. Shiba, Floki falan gibi bir fayda coin'i değildir yani içlerinde ayrı ayrı noktalara kategorize edecek olursak. 2023 yılının Nisan ayında Ethereum ağı üzerinde 420 trilyon 690 milyar maksimum arzla piyasaya sürülmüştür. Güncel olarak dolaşımda 391 trilyon PEEP bulunmaktadır. Bu arada tabi fayda coin ile salt meme coin arasında bir farklılık vardır. Bunu genelleyeceğimiz zaman fayda coinlerinin uzun vade için çalışmaları daha fazladır ve genelde uzun vadede kalıcı olmaya kripto tutumuna yönelik hareket ederler. Meme coinler daha çok çok fazla inovasyon takip etmezler.
daha kısa zamanda sert yükselişler, fakat fayda coinlerine göre ömürleri daha kısa olmaya eğilimlidir. Bakınız, Dogecoin salt meme coinlerin şu anda birincisidir. Fakat tabii ki bu demek değil ki bir salt meme coin sen asla uzun vadede kalıcı olamazsın demek değildir. Dogecoin tabii bir salt meme coinken aynı zamanda ömrü de en uzun meme coin'dir geçmişten bu yana. Projenin resmi sayfasına göre toplam arzın %93,1'i likit havuzlarına gönderilmiştir. Arzın kalanı ise çoklu imzalı bir cüzdanda listeleme ve köprü işlemleri için tutulmaktadır. Etherscan verilerine göre meme coin'in yatırımcı sayısı 125 bini aşmış durumdadır. Bu arada 125 bin tabii çok ciddi bir sayı. 125 bin farklı yatırımcı bunu bu kadar popüler olan kripto paralarda çok 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 nadir görebiliyoruz. Tamam mı? 125 binlik bir yatırımcı sayısı öyle azımsanacak bir yatırımcı sayısı değildir. Hele de daha şu an. Aynı süreçte zincir üstü işlem sayısı 1,25 milyonu geçmiştir. Projenin yol haritasında ilerleyen süreç için Peep Merge, Peep Akademi ve Peep Tools gibi girişimler olduğu belirtilmiştir. Klasik, hani şeye benziyor diyorum ya, klasik meme coinlerin bir yol haritasına benzer aslında. Peep piyasaya sürülmesinin ardından büyük ilgi görmüş ve bu dönemde yeni bir meme token çılgınlığı başlatmıştır. Doğru. Geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşan altcoin, en değerli 100 kripto para projesi arasına da hızla girmiştir. Evet, bu da doğru. Bu dönemde Peep, Doge ve Shib'in ardından en değerli meme token unvanına da sahip olmuştur. Dogecoin'in 4 yılda ulaştığı 1 milyar dolar piyasa değerine Peep Coin 3 hafta içerisinde ulaşmıştır. Evet, doğru. Yani bu denli doğru. Çok korkunç yükselişler gerçekleştirdi Peep. Tabii ki bunda hem Peep ekibinin yapmış olduğu bu strateji kaynaklıdır. Aynı zamanda ağının piyasa koşullarından da kaynaklıdır. Ama tabii neticede başarılı bir harekettir. En büyük ilginin ardından birçok merkezi kripto para borsası meme token için işlemleri başlatmıştır. Şimdiye kadar Pip USDT işlemi sunan borsalardan bazıları şunlardır. Binance, Kraken, KuCoin, Bitump, OKX, Bitget, Bybit vesaire. Aynı zamanda Paribu, Binance ve Gaytio, Pip TR'ye paritesi üzerinden işlemler de sunmaktadır diyor. Aynen öyle. İyidir ya, Pip'i seviyorum. Ben bu sezon Pip'ten beklentim yüksek. Yani uzun vade değil ama sezonluk beklentim var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.